Madalyalı milli sporcudan bahsediyorum. Bu adamcağızın antrenmana ona buna neye vakti kalıyor mu? Ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Eski milli sporcularımızın düştüğü durumlar eski sanatçılarımızdan da daha kötü ve acınacak halde. Ama hali hazırdaki madalyalı sporcumuz yine ülkemizi temsil edecek. Bak şimdi ne işle meşgul. Olimpiyat üçüncüsü, dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu olan işitme engelli milli güreşçi Seyfullah Karadeniz'in yerleri paspaslayarak milli takıma hazırlanması görenleri hayrete düşürdü. Çalıştığı kurumda baskıcı ve keyfi uygulamalara maruz kalan başarılı sporcu, yerleri paspaslamaktan ülkemizi temsil edeceği uluslararası müsabakalara çalışmak için vakit bulamıyor. Milli sporcunun yaşadığı durumdan üzüntü duyan Çankırı Güreşçiler Gençlik Derneği Başkanı Talip Dönmez yaptığı açıklamada ülkemizi temsil ederek uluslararası platformda birçok kez ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran milli güreşçimizin antrenman yapmak yerine elinde paspasla yerleri parlatmasının görenleri derinden üzdüğünü ve böylesi aleni bir şekilde yapılan haksızlığa sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Milli güreşçi Seyfullah Karadeniz, başarılarından ötürü şeref aylığı bağlanmış bir sporcu olmasına rağmen çalıştığı kurumda hiç saygı görmüyor. Başarılı sporcu, yetkili kişilerin kendisine yardım edeceği günü bekliyor. Sevgili seyirciler, önce şunu söyleyeyim. Yer silmek de, tuvalet temizlemek de ayıp günah falan değildir. Adama niye bunu yaptırıyorsunuz diyor değiliz. Fakat olimpiyat üçüncüsü, dünya ikincisi olan bir sporcunun ve bizi yine temsil edecek bir sporcunun, milli atletin kolay yetişmediğini ve adamın antrenman yapamadığını ve dünya ikincisi, olimpiyat üçüncüsü güreşçimizin karnını doyurmak için bu şekilde saatlerce çalışmak zorunda kaldığını söylüyoruz. Hayatını vakfediyorsun, ülkeni temsil ediyorsun. Karın tokluğuna bu işleri yapıyorsun ve antrenmanını aksatıyorsun. Ya Hakan bir şey de gözünü seveyim ya. Yani ne diyeyim yani şimdi bunun uluslararası standartlar bellidir dünyanın her yerinde. Yani temsil yeteneği, kabiliyeti olan sporcunun ülkeleri temsil eden kabiliyette seçkin insanlar oluyor onlar. Yani sanat olur, spor olur, siyaset olur, kim olursa olsun. Şimdi onların belli bir standartta o işleri daha iyi icra edebilmesi için desteğe ihtiyacı var. O bu arkadaşta öyle bir şey var mı? Yok. O yüzden eleştirilmesi gereken bir durum söz konusu. Ben ya diyorum ya sana bizim 11-12'den sonra bir program yapmamız lazım. Evet Hakan ya ben bunu ben 10 saat çok, konuşurum ya. Çok var daha. Yani, ama çok iyi şeyler yapıyoruz bak. Bunu gurur duyduğumuzdan söylemiyoruz. Sayenizde sevgili izleyiciler bize bunları gösteriyorsunuz. Burada verdik trafik canavarları yakalattık biliyorsun. Tabii tabii. Burada verdik o öğretmenlerin görevden alınmasını hızlandırttırdık biliyorsun. Tabii bilmez miyim? Hatta mi? Seni arada konuştuğun kişiler oldu yani. Tabii hani, tabii. Özür dileyenler oldu bunları yapıp da. O yüzden bu da buradan duyurulsun. Yani bir milli sporcumuzun, güreşçimizin ve halen hazırda aktif yani emekli aktif, değil. Aktif faal ya. Ha, antrenman yapamıyorum. Temsil kabiliyeti devam ediyor. Yoksa yanlış anlaşılmasın tuvalet temizlemek ayıp değil hepimiz bir gün ama o beyefendi destek oluyor galiba o onu hakkını dayanamamış yiyor. Kendisi Güreşçiler Gençlik Derneği Başkanı. Evet açıklaması Medyaya var. Medyaya duyuruyor artık. Duyuruyor yani, ama destek de oluyor galiba muhakkak yani şey yani ne yapacağız hep şey ne derler imece mi diyorlar imece yapacağız arkadaşlar yani işte sen biz haber olarak bunu bilgilendireceğiz sağduyulu. İmkanı olan arkadaşlarımız destek olacak olabildiğince. 80 milyon nüfusumuz var. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Başarıları kanıtlamış lütfen insanlara, sporcularımıza, sanatçılarımıza, biz uluslararası platformda temsil edilen bu konuyla ilgili soruşturma açılsın, emsal teşkil etsin. Elime de bir son dakika geliyor. Ne oldu? Kalbim temizmiş, ne ısmarlıyorsun? İsmarlayayım ama ne? Spor Bakanlığı soruşturma başlatmış efendim. Aa helal olsun. Helal olsun. Öyle bir karar çıksın ki şimdiki ricam emsal teşkil etsin bu durumdaki emekli milli sporcularımız ve şu anda halihazırda ülkemizi temsil eden sporcularımız. Bu bile çok önemli.